merhabalar. Bugün de TV52 canlı yayın ekibi olarak yine meydanlardayız. Yine coşkun bir kalabalık var. Vatandaşlarımız meydanı doldurdular. Yanımızda Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt var. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sizleri de tebrik ediyorum. 25 gündür bu olaya katkıda bulundunuz. Halkın sesi oldunuz. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. İyi bir yayın yaptınız. Burada insanları konuk ederek fikirlerini Türkiye'ye yaydınız. O yüzden güzel de bir program oldu. 25 gündür devam eden bir halkın direnişi var. Buna kimsenin gücü yetmez. Bunu gördük. Hatta dün bütün Türkiye'de başını yeni İstanbul yeni kapı çekti. Diğer 81 vilayette herkes ayaktaydı. Demokrasiye inancı var. Demokrasinin devam etmesi için herkes ayakta. Kimse bu Türk milletini yıkamaz. Yıkması da mümkün değil. Kimse Türk milletinin gücünü denemesin. Denerse olacağı görürler. Peki bu süreçten sonra Türkiye'nin geleceğini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra Türkiye'nin geleceği çok iyi olur. En son darbe bu darbeydi. Bundan sonra Türkiye'de darbeler olmaz. Çünkü darbe yapacak insanlar bundan ders aldılar. Halkın gücü her şeyden üstün demektir. Sokaklara, tankların altına ve mücadelesini en iyi şekilde gösterdi. Bundan sonra da böyle durumlar olduğu takdirde halkımız aynı şekilde gücünü gösterir. O yüzden ben bundan sonraki olaylarda Türkiye'de hiçbir zaman darbe olmaz. Darbeyi de daha kimse denemez. Çünkü denerse örneğini gördüm. Peki başkanım, sizi bulmuşken fındıkla ilgili bir soru sormazsak olmaz. Vatandaşlarımız şu an bahçelerde yaklaşık 8-10 gündür de fındık topluyorlar. Rekoltenin düşük olduğundan şikayet ediyorlar. 1/3 oranında fındık aldıklarını söylüyorlar. Sizin buradan üreticilerimize söylemek istedikleriniz neler? Evet, tabii 468 bin ton rekolte yapıldı. Yapıldığı anda o rekolte doğru bir rekolteydi. Ondan sonra fındıkta dökmeler oldu. Biz bunu defalarca söyledik. Bu rekoltenin bayramdan sonra yapılsa doğru bir rekolte meydana çıkardı. Bundan %20-%25 daha zayiat var. Vatandaşımızın hangisine sorarsak soralım. 1/4, 1/3, 1/5, 1/6 ürün elde ettiler. O yüzden rekolte, gerçek rekolteyi bulacağını zannetmiyorum. Tahmini rekolte 300 bin ton civarlarında, 350 veya 300 bin ton arasında değişir diye düşünüyorum. Üreticilerimiz fındıklarını emanete vermesinler, evinde saklasınlar, zaten az. Bu sene fındık iyi fiyat edecek, onu gösteriyor. Şu anda zaten 11 civarında sürekli tırmanmaya başladım. Şimdi burada eski fındık yeni fındık ayrımı yapıyor tüccarlar. Kesinlikle eski fındık yeni fındık ayrımı yok. Bu ayrımı da kesinlikle yaptırmasınlar. Fındık fındıktır. Eskisi de bir, yenisi de bir. O yüzden bazı uyanık tüccarlar, ihracatçılar fındığı iki gruba bölüyor. Yani 2015 yılının fındığı eski fındık, 2016'nın fındığı yeni fındık diyorlar. Bence bunu ayrım yaptırmadan hepsini bir satsınlar. Çünkü bunlar uyanıklık yapıp işte eski fındık diye fındığı ucuz almaya çalışıyorlar. Kesinlikle ucuza vermesinler. 2016'nın fındığının fiyatı neyse 2015 yılının fındığı da aynıdır. Peki başkanım, biz size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Türkiye milli iradeye sahip çıkıyor diyebiliriz. Programımıza şimdi küçük bir konuğumuz olacak. İlkim. Evet, hoş geldin İlkim. İlkim biraz önce aramıza geldi. Bize şiir okumak istediğini söyledi. Evet İlkim, bize şiirini okur musun? Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalan, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde çan
altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tebrik ediyoruz seni İlkim. Kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Kocaman kız olmuşsun. Meydanlardasın. Sen de nöbet tutuyorsun. Neler söylemek istiyorsun? Yani darbe çok üzücü bir durum oldu. Hiç olmasını istemezdim. Yani bu meydanda böyle bir şey yapması çok iyi oldu. Hem burada gelip oturuyoruz, dinleniyoruz. Hem de Mehter Marşı, Kur'an dinliyoruz. Peki kimlerle geldin Demokrasi Meydanı'na? Anneannem ve annemle geldim. Onlarla geldin. Gece burada olacaksın, nöbet tutacaksın. Evet. Peki seni çok tebrik ediyorum ben. Teşekkür ederim. Evet, şimdi meydandan görüntülerle programımız devam edecek. İlerleyen zamanlarda yine konuklarımız olacak. İl Müftüsü Mustafa Kolu Kızıoğlu şimdi konuğumuzmuş. Onu alalım. Hoş geldiniz. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Siz de meydanlardasınız. Yeni Kapı'da çok güzel, tarihi bir miting yaşandı. Onun ardından sizce Türkiye'yi nasıl bir süreç bekliyor? Teşekkür ederim. Tabii tarihimize 15 Temmuz darbe girişimi olarak geçen bu maalesef lanetlik olay diyeyim. Niye maalesef diyeyim? Böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Ama Allah Celle Celaluhu milletimizi korudu. Cenab-ı Hak milletimizi böyle tehlikelerden korusun. Tabii ben bu konuda şunu söylemek istiyorum. Niye bu noktaya gelindi? Neden böyle oldu? Kur'an-ı Kerim'de Allah ile aldatanlar tabiri var. Şu anda 15 Temmuz'da gördüğümüz olay aslında o. Allah ile aldatanların oyununa geldik. Yani pirinç içerisinde beyaz taş olanların oyununa geldik. İnşallah bundan tabii hayırlar çıkacak, muhakkak çıkıyor. Şu sahal demokrasi nöbetleri bunun zaten en güzel hayırlarından birisi. Biz hep vaazlarımızda, nasihatlerimizde, Kur'an-ı Kerim'de çok üzerinde durulan ey iman edenler, hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin, birlik beraberlik içinde olun, birbirini sevin, ben sizi kardeş olarak yarattım diyordu ama ayrılıklar vardı, gayrılıklar vardı. Bu hadise görüldüğü gibi değişik fikirlere, ideolojilere, siyasi düşüncelere sahip olanları burada birleştirdi. Niye birleştirdi? Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemiyi Allah ile bu toplumu aldatan bir hain başta olmak üzere delmek istedi. Su alsın istedi. Milletimiz de hayır dedi. Ve gördüğünüz gibi kadınıyla, erkeğiyle, hatta çocuklarıyla bütün milletimiz bu konuda yek vücut oldu. Allah'ın ipine sımsıkı sarıldı. Birlik beraberlik içinde oldu. Tabii burada şunu söylemek lazım. İşte bu kazanımları devam ettirmek önemli olan. Yani meydanlarda bunu çok güzel yapıyoruz. Düşüncelerimiz tamam. Onları kimse asimile etmek, kimse şöyle olsun böyle olsun değil. Yani ister Alevi olsun, ister Sünni olsun, ister Kürt olsun, ister Türk olsun, ne olursa olsun herkesi olduğu gibi kabul edelim. Zaten din de böyle söylüyor. Kabul ettikten sonra ama bu gemide, bu gemi içerisinde her değişik düşüncelere bir zenginlik olarak sahip olan herkesin bu gemide olduğunu unutmaması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki bu birliktelik özellikle çok önemli bir şey. Türkiye genelinde böyle. Dün akşam Yeni Kapı'da görüldü. 3 tane işte parti liderleri hepsi orada toplandı. Tabii bizi çok memnun etti. O zaman ben asıl şunu söyleyeceğim. Yani Allah ile aldatanlar 15 Temmuz hadisesini bize yaşattı. 240 tane şehit verdik. Dün akşam Cumhurbaşkanımız ne dedi? Bir hanımefendinin kafası şehide, şehidin kafası
külliyenin bir başka binasında bulundu dedi. Bu vatan için, bu millet için, huzur için, barış için o hanımefendi şehit oldu. Kim yaptı bunu? Allah ile aldatanların 15 Temmuz'daki o hain girişimi yaptı. Ama ben şunu söylüyorum. Bu Allah ile aldatmalar devam edecektir. Geçtiğimiz günlerde ve bazen ilçelere gittiğimde ilçelerdeki toplantıları da söylüyorum. Bizim yegane bilgi kaynağımız Kur'an ve o Kur'an-ı Kerim'i bize anlatmak, yaşamak üzere gönderilen Hazreti Peygamber'in sünneti. Başka yok. Kur'an ve sünneti bırakırsak, ondan uzaklaşırsak onun bedeli ağır olur. İşte bu olay ondan uzaklaşmanın bir bedeliydi. Nasıl bedeliydi? Milletimize şimdi soruyorum. Bu hain girişimciler, Allah ile aldatanlar dediler ki o hainin bütün kitapları noktasına virgülüne varıncaya kadar peygamber yazdırdı dediler. Nasıl inandı milletimiz buna? Ondan sonra o hainlerin başı FETÖ her hadisede peygamberimizle görüşüyor. İşte toplantılarında bir sandalyeyi boş bırakıyorlar. Efendimiz haşa orada oturuyor. Her toplantıyı idare ediyor. Buna nasıl inandılar? Peygamberimiz adına ziline basıp Müslüman kardeşimize peygamberimiz için kurban kesiyoruz. 1000 lira, 2000 lira vererek katılmak istiyor musunuz dediler. Milletimiz katıldı. Ya ama bana desinler ki bizi izleyenler siz niye uyarmadınız? Kanal 52'nin arşivlerinde vardır. Basının arşivlerinde vardır. 2010'dan beri uyarıyorum. Mesela diyorum ki başka bir Allah ile aldatanı söyleyeyim. Diyor ki yan ateşin yakmadığı kefen satıyor. Ama bu da Allah ile aldatanlardan. Bu da bilmem bir cemaatin önderi. Televizyonlarda meşhur konuşuyor. Ama Allah ile aldatanlardan diyor ki yani hoca olarak çıktığı için milletin karşısına kaynağı olmayan Kur'an ve sahih sünnete dayanmayan rivayetlerle milletin karşısına çıkıyor. Diyor ki işte biz yanmayan kefen satıyoruz diyor. Millet de bunu satın alıyor. Niye satın alıyor? Kur'an ve sünnette bu yok. Yani bunu şunun için söylüyorum. Bak 15 Temmuz'u atlattık. Bir Müslüman aynı delikten yılana iki defa ısırılmaz. Ha, bir kere oldu tamam. Bir daha olmaması için Müslümanların Müslümanlık adına, Allah adına ama Allah adına kandırmak için Kur'an ve sünnete dayanmayan yanlış bilgilerle bir şeyler anlatırsa sorgulasınlar. Bakın şunu da söyleyeyim. O gece de söyledim. Bu Allah ile aldatanlar bir şey uydururlar. Dediler ki bize mürit olacaksınız. Yani bizim talebemiz olacaksınız. Ne dersek itaat edeceksiniz. Ne dersek. Yani şöyle dediler. Ölü yıkayana gassal diyor. Şimdi bir ölü kendisini yıkayana itiraz edebilir mi? Edemez. Ölü çünkü. Elini kaldır, ayağını kaldır. İşte diyor ki o Allah ile aldatanlar hiçbir şekilde gassalın elindeki ölü gibi olacaksınız. Bize itiraz, yani şeyhe itiraz etmeyeceksin. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir hanımefendi hakkını aramak için hakkını aradı. O kadının o hakkını arama olayını Allah beğendi. Mücadele suresi var. Hazreti Ömer radıyallahu anh mehir var İslam'da bu hanımların evliliğinde. Mehir diye bir olay var. Diyor ki mehir şu kadar miktar olacak diyor. O cemaat içinde bulunan hanımefendi kalkıyor. Ya Ömer yanılıyorsun. Allah böyle diyor. Sen nasıl böyle dersin diyor. Bak yani ölünün ölü yıkayan gassalın elindeki ölü gibi değil. Yani böyle bir şey yok. Hazreti Ömer'e o hanımefendi karşı çıkıyor. Ve Hazreti Ömer düşünüyor. Diyor ki o cemaate
Ömer yanıldı, kadın doğru söylüyor dedi. Şimdi biz Allah'ın yarattığı değerleriz. Elbette düşüneceğiz, elbette sorgulayacağız. Şimdi ben biraz önce televizyon açtım, buraya gelmeden önce. Tesadüfen bir genç orada konuşuyor. Diyor ki, şu duayı şu kadar okursan zengin olursun. Çocuğun olur, böyle bir şey yok. Zengin olmak için dua edeceksin ama zengin olmak için ter dökeceksin. Dolayısıyla benim söylemek istediğim şu. Yani Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde olacak. Yani diyecek ki Müslümanlar, Kur'an'da var mı, sünnette var mı diyecek. İki, Allah bizi kardeş ilan etti. Allah'ın ilan ettiği kardeşliği ötelemeyecek. Diyecekler ki, değerli izleyicilerimiz, Allah'ın ilan ettiği kardeşliği öteleyen var mı? Var tabii. Cemaat kardeşliğini öne çıkarıyor. Benim cemaatim şu, benim kardeşim o. Bu da bir şirktir. Dolayısıyla bunu çok uzattım ama bunları vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla bir de müminler Allah ve peygamber arasında kimseyi koymayacak. O bilmem şeymiş, bu bilmem neymiş, ondan istemeyecek. Şeyh olabilir, alim olabilir. Ne isterse Allah'tan isteyecek. Ya bizim şunumuz olmuyor, gidiyor bir adama, onu yani Allah ile kandıranlara dikkat etmek lazım ve sorgulamak lazım. Bizim dinimiz sorgulayanları asla kınamıyor, aksine övüyor. Dolayısıyla İslam kardeşliği, bizi izleyenler şimdi diyecekler ki belki de bu müftü tasavvufa, tarikata karşı. Hayır, tasavvuf ve tarikat başım gözüm üstüne. Ama Kur'an ve sünnete uygun tasavvuf ve tarikat. Geçen akşam söylediğim cümleyi tekrar edeyim. Yani tasavvuf ve tarikatın iki amacı var. Bir, bize Allah'ı tanıtacak. İki, nefsimizi kötülüklerden arındıracak. Bizi şeyhlikten şahlığa yükseltmeyecek. Biz tasavvuf ve tarikatta olacağız. Allah'ımızı iyi tanıyacağız. Ona kulluk edeceğiz. Ama böyle kartelleşme yolunda para kazanıp bundan sonra güç bende artık deyip bu hainlerin yaptığı noktaya gelmeyeceğiz. Yani o noktaya gelenlere destek olmayacağız. Onun için Cenab-ı Hak oluşan bu birliği, beraberliği, kardeşliği sadece bu gecelerde bağlı olarak değil, her zaman sürdürenlerden eylesin diyorum. Kanal 52'ye teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Konuşmak istiyoruz ama zaman başkaları sırada. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Evet, meydanda röportajlarımız devam edecek ama şimdi Demokrasi Meydanı'ndan görüntülerle devam ediyoruz. Tanıyabilir miyiz? Bir dakika alabilir miyiz? Şöyle gelir misin? Sen şöyle. Sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Eyüp İşleyen. Orduluyum, merkezden ve gurbetçilerden. Türkiye'mizi, vatanımızı dışarıdan mercekle çok iyi gören insanlardanız. Şu memleketimize yapılanlara yorum yapmak dahi insanı zorluyor insan. Bu kadar mı insanlar büyüdüğü, doğduğu, kanıyla, suyuyla yoğrulduğu vatana, toprağına hainlikler olur. Yani biz şu an biz lidere kavuştuk ya. İyi bir liderimiz var. Eğer bizim tarih boyu 100 sene uyuduk, uyutulduk kimilerine göre ama bizi bu şu anki FETÖ, bunlar hakkında söylemek gerekirse biz de inanmıştık bunlara. Ama şöyle inanmıştık. Yıllarca bizi hani belki yanlış anlaşılabilirim ama ben yani şu an demokratik bir ülkede yaşadığım için düşüncelerimi, fikirlerimi söylemek. Siz normalde Ordu'da mı yaşıyorsunuz? Efendim? Ordu'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Akyazı Mahallesi'nde. Orada yaşıyorsunuz. Peki Yeni Kapı'daki mitingi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni Kapı, ona nasıl diyeyim? Beyinle, fikirle yorum yapmak gerekirse muhteşem tek kelimeyle. Yani biz aşk derler ya, aşk tarifi var mı bunun? Bir insan aşkın tarifini yapabilir mi? Aşk parayla da satın alınmaz. Şimdi şöyle bir tezim var. Hacca giderken, hac tarifesini yaparken bizi oraya zorlayan bir şey var mı? Hacca giden hiçbir şey zorlamıyor bize. Biz
bizim liderimizi orada yani toplanmamızda bizi oraya yani herhangi bir şey götürmedi ki. Bizi oraya götürüyor vatan aşkıydı. Biz gelecekte torunlarımıza, torunlarımızın torunlarına, ülkemize hayırlı bir evlatlar, nesiller bırakabilirsek, vatanı için ta uzaklardan kopup duygulanmamak mümkün değil de, biz eğer ki bir insan sevdiği için canını veriyorsa, buna yani nasıl diyeyim, şehitliği anlatamazsın. Bunları biz anlatamayız yani. Sadece canını feda etti ya. Ülkesi için, bayrağı için. Sadece vatanım. Vatan sevgisi de bu olsa gerek. Vatan sevgisi imandan gelir. İmanı olan zaten canını feda eder ya. Bunu ben başka yorum yapamıyorum. İnan ki yani buna yorum yapmak isteyen var ya, eğer taraflı olursa yapar, yapabildiği kadar. Ama bir insan olarak, insan diyorum, İster yani bir Müslüman kesimden olsun, isterse olmasın, bir insan eğer ki bir çocuk yetiştirmek için ananın babanın yapmış olduğu fedakarlığı devlet büyüklerimiz yapıyor mu? Yapıyor yani. Şimdi bu devlet büyüklerimize karşı bizim yani bu yani şiddet, bu cela ne içinde? Bizi anlamayan tek bir şey vardır. Bizim sınırlarımız içindeki insanlar sağcısı, solcusu, A'sı, B'si, C'si. Ne olursa olsun eğer aşk varsa, vatan aşkı, biz dışarıya karşı mücadele vermeliyiz. Bizim dostumuz yani dışarıda yok. İçeride de var, yok değil. Ama şu an herkes çok iyi gördü. İnşallah görmüştürlerdi. İnşallah görmüşlerdi. Herkes de gördü diyebiliriz aslında bu örnek. Göremedi. Şu an bir şey daha söyleyeyim. Her taşın altında bir yılan var. Her taşın altında bir akrep var. Ama bunlar hep kendi kendilerine yani. Kendi kendilerine verecekler. Kendileri verecekler cezayı. Allah'ım, Cenab-ı Allah'ım, Rabbül Alemin liderimize zeval vermesin. Amin diyelim. Bizim ömrümüz varsa, varsa diyorum. Ben yani liderimize versin ömrümüz. Biz neyiz ki? Bir kişiyiz. Ama onun peşinden yani benim torunum geliyor. Benim evlatlarım geliyor. Komşum geliyor. Suriye'den, Irak'tan kimler geldi? Çocuklar geldi. Onları eğer yani ölmüş vaziyette deniz kenarlarında bulunmuşlarsa, eğer bir insanın içi de sızlamamışsa, ona insan demek bilmiyorum. Mesela bir karacanın peşinden aslanın, kaplanın koşması var ya, doğanın kanunu derler. Hayır, doğanın kanunu değil bu. Şu an yani insanlar da aynı öyle. Biz olmalıyız. Ben size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Demokrasi Meydanı ilk günkü heyecanla doldu. Vatandaşlarımız doldurdular meydanları. Bizim de yine konuklarımız var. Evet, bir bayağı konuğumuz var. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Şöyle gelir misiniz biraz? Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Adım Serpil Zirek. Serpil. Serpil Zirek, Orduluyum. Siz de bir bayan olarak Demokrasi Meydanı'na geldiniz. Meydanları dolduran vatandaşlardan birisiniz. Neler söylemek istiyorsunuz? Çok söylemek isterim. Demokrasi için buradayız. Yani Recep Tayyip Erdoğan demeyeyim, Recep Tayyip Erdoğan'ın baba olarak görüyorum. Onun arkasındayız diye diyorum. 11'e kadar buradayım. 11'den sonra eve gidiyorum, bebeğim var. Ondan sonra sabaha kadar uyumuyorum. Ona destek olmak için buradayız. Engelli oğlum var. Onu da getirdim hatta buraya. Birlikte geldiniz. Evet. Meydanlarda olacaksınız. Evet. Peki Yeni Kapı'da dün muhteşem bir miting oldu. Onunla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'nin bundan sonra neler bekliyor Türkiye'yi? Ne bekliyor? Daha iyi olacağını zannediyorum. Yeni baştan, sıfır baştan olacağını zannediyorum. İyi pisiklet bakalım düşünüyorum. Yani rahat uyuyacağımızı düşünüyorum. Çok güzel olacağını düşünüyorum yani. Hayal gibi geliyor bana. Daha iyi olacağını umut ediyorum. Ne bileyim yani. İnşallah iyi olur diye düşünüyorum. Ne bileyim. Herkes için hayırlısı olsun diyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu benim için bir mutluluktu ya. Bu başarıydı bu dolmak. Konuşmak istiyordum zaten. Çok iyiydi. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, meydan. Buyurun söyleyin. Ben Recep Tayyip Erdoğan demişti bana. 3 çocuk demişti. Ben 3 çocuk yaptım ama ben ondan bir şey istiyorum. Evet, buradan duyuralım isteğinizi o zaman. 3 çocuk ben yaptım ama ben ona bir şey istediğim için çok eminim.
İlk çocuğum engelli oldu. 22 yaşında oğlum var, askere vuracağım, vatan borcu. Askere vuracağım. 5 yaşında Down sendromlu oğlum var. Onun için iki gözlü, iki odam olsun, bir mutfağım olsun, bir ev istiyorum ondan. Ama onu da öpüyorum buradan. Babam gibi seviyorum, benim manevi kızlardan kabul etmesini istiyorum. Onun adını söylerken bile gözlerim sulanıyor. Çok seviyorum onu, babam kadar seviyorum. Gözlerim sulur adını söylerken. O Beket benim bir şansım da burada konuşmam onun için. Çok seviyorum onu yani, babam kadar seviyorum. Çok seviyorsun. Bir de manevi kız olmak istiyorum onun. O kadar aralara girdim böyle ama hiç kavuşma anımız olmadı ondan. Sesini duysam bir Beket o anda kalp krizi geçirebilirim diye düşünüyorum. Babam kadar da onu çok seviyorum yani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevginizi buradan dilettiniz. Biz de TV52 olarak duyurabilirsek ne mutlu bize. Onu çok seviyorum. Babam gibi sarılmak isterdim. Benim manevi kızı yapmasını istiyorum. Bunu da iletiyorum ona. Çok seviyorum onu. İyi ki başımızda. Biz onun arkasındayız diye düşünüyorum. Biz size çok teşekkür ederiz. Şöyle alalım sizi. Evet efendim, meydanlardayız. Yine konuklarımız olacak mı diye soruyorum. Evet, bir konuğumuz daha varmış. Merhabalar, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Beytullah Ceyran. Beytullah Bey. Ordulu musunuz? Ordulu musunuz? Orduluyum. Siz de meydanlardasınız. Dün akşam muhteşem bir miting yaşandı. Dosta düşmana demokrasi dersi verildi diyebiliriz. Siz bu mitingle ilgili neler söyleyeceksiniz? Bugün de meydanlardayız. Çarşamba gününe kadar da nöbet devam edecek. Neler söylemek istiyorsunuz? Sizin düşüncelerinizi alabilir miyim? Şükürler olsun. Nöbete baştan sonuna kadar katıldık. Ve 31 Temmuz'da da ben İstanbul'da başkomutanın evinin yanında da nöbete gittim özellikle. Bunu ordudan ara gittim. Şunu söylemek istiyorum özellikle. 15 Temmuz'a karşı 16 Temmuz'da ben darbeye karşı ben bir mesaj yazdım. Ne yazdınız? Ben bunu bizzat kendim yazdım, kalem aldım. Kendiniz yazdınız. Ben şunu şu şekilde ekranda da gösterebilirim. Gösterelim. Okuyabilirim. Aynı şekilde. Bu 15 Temmuz'da darbeye karşı kalem almıştır özellikle. Melekler kapı kapı dolaşırken bin melek çalsın kalbinin kapısını ve hiç söndürmesin içindeki umut ışığını. Ateşin yakmadığı İbrahim'i, kuyunun boğmadığı Yusuf'u, bıçağın kesmediği İsmail'i koruyan Rabbim seni de korusun başkomutanım. Bizi de koru Allah'ım. Mesele vatansa, şehadet şerbetini içmeye hazırım her zaman. Mesele bayraksa, kanım dökülsün vatanımın dört bir yanına. Mesele başkomutansa savaşırım düşmanla her zaman. Polise tetik çekenin kalbini söker atarım. Mehmetçiye kurşun sıkanın kellesini çeker alırım. Ben vatan için her zaman şehit olmaya hazırım. Zaferimiz mübarek ola. Bunu 16 Temmuz'da kaleme aldım. Siz yazdınız, burada da okumak istediniz. Nasıl? Siz yazdınız bu şiiri. Evet. Bunu bizzat kendim yazdırdım yani. Ben yani kağıda yazdım. Bunu özellikle baskıya aldırdım. Şunu demek istiyorum. Zaten pazar günkü mitingde Avrupa'ya, tüm dünyaya bir mesaj oldu bu. İnşallah idam kararı da alınır. Bu zalimler de idam edilir. Bunlar zaten Türk insanı değil. Bunlar Amerikan uşağı değil. İsrailoğulları değil. Müslüman işi değil. Türk insanının yapacağı bir iş değil. Burada yetimler, daha doğmamış çocukların hani rızıklarının paralarını bombayla insanlara atıyorlar, yakıyorlar canlı canlı. İnşallah idam edilirlerdi. Her zaman vatanımıza sahip çıkacağız, başkomutana sahip çıkacağız, askere polise sahip çıkacağız. Bir bütünlük içinde yaşayacağız inşallah derim. Biz size çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayır. Evet, demokrasi meydanındayız. Yine konuğumuz var, bir bayan konuğumuz var bu sefer de. Buyurun, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Siz de meydanlardasınız, buradasınız bir bayan olarak. Neler söyleyeceksiniz? Avusturya Tirol'a bölgesinde kalıyorum. Orada yaşıyorsunuz. Orada yaşıyorum. 10 gün oldu buraya geleli ama havaalanından indim, buraya geldim. Mükemmel bir şey. Darbenin olduğu gece zaten biz bütün yurt dışındaki akrabalara, dostlara çok minnettarım ki konsoloslukları yalnız bırakmadıkları için.
demokrasi nöbetine katılmak için mi geldiniz evet. buraya? Evet. Geldiniz? Hem tatile geldim hem ona katılmak için geldim. Ama çok harika bir şey. Demokrasi meydanındasınız. Kalabalığı evet. görüyorsunuz. İlk günkü kalabalık var diyebiliriz. Nasıl buldunuz siz bu kalabalığı? Harika. Yani gelenden Allah razı olsun. Bizi AK Parti'yi bütün şeyi hani yalnız bırakmadıkları için ayrı ayrı gerçekten minnettarım onlara. Yani biz de size çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, coşkun bir kalabalık var. Vatandaşlarımız meydanları doldurdu. Hatta yer yok da diyebiliriz. Şimdi meydandan görüntülerle devam ediyoruz. Röportajlarımız daha sonra yeniden devam edecek. Şehzade Sultan Süleyman Marşı. Haydi. Ya Allah. Oh.
Gafil ne bilir? Haydi. Ya Allah. Fetih Marşı. Haydi. Ya Allah. Delikanlı bir işaret aldın günahtandan.
Nasrun minallahi ve fethun garib ve beşiril müminin. Ya Muhammed! Hücum marşı. Haydi. Ya Allah. Evet, Ordu Büyükşehir Belediyesi veteran takımımızı alkışlarla uğurluyoruz. Şimdi biraz sonra namaz arası vereceğiz. Ama onun öncesinde o akşam Dursun Ali Erzincanlı'nın 15 Temmuz şehitlerine 30 kuş adlı şiirini hep birlikte dinliyoruz. Ondan sonra yatsı namazı arası vereceğiz. Yatsı namazından sonra programımız yine devam edecek efendim, arz ediyorum. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Sala sesiydi. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler.
Çukurkuyu'daki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç, bizden hızlı uçabilirsin dediler. 30 kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadet der demez, yine kulağıma kanat sesleri geldi baba. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Vatan hainine döndüm. Arkasında karanlık yüzlü adamları vardı. Giremezsiniz dedim. Bir arslanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Ve saldırdılar. Silahımı çekip baş haini alnından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. 30 kuş, kanat sesleri, vücuduma dokunan ve kanatlarında kan, sala sesi, gökleri yırtan muhteşem bir koku, gül mü, leylak mı, içime yayılan ve çukur kuyunun gökyüzü masmavi, bulutsuz ve sessiz ve sessizlik. İçimde huzur, gökyüzündeyim. Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba. Uçuyorum ve onlardan hızlıyım. Meğer ben şehit olmuşum baba. Bil ki yalnız değilim burada. Yine ordudayım. Şehitler ordusunda. Baba, ne oldu biliyor musun? Peygamber alınlarımızdan öptü. Şehitlere dedi ki, kardeşlerinizi tebrik edin. Bunlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Onlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı. Sizlerin silahları vardı ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız. Bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi. Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehit oldunuz. Ama bunlar kendi uçaklarından atılan bombalara göğüslerini siper etti. Bunlar benim gariplerimdir. Tebrik edin kardeşlerinizi. Baba, milletime söyle. Al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Paşama söyle. Namusumu çiğnetmedim. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle. De ki Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebilirsiniz. Çünkü bedelini ödedim. Baba, ben oğluma Ertuğrul'a bu vatan için ölmeyi öğrettim. Sen de bana öğrettiğin gibi ona vatan için yaşamayı öğret. Bu vatan sizin baba. 30 kurşun yedim. Bedelini ödedim.
uyana kadar. Bunlar bu ülkeyi ele geçireceklerini zannediyorum. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Bütün askerimize sesleniyorum. Sizler bizim evladımızsınız. Bir millet bir gece savaştı ve Türkiye kazandı. Ve bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. O Yaradan'ın Habibim diye seslendiği efendilerin efendisiydi. O Hatemul Enbiya idi. O son peygamberdi. O Miraç'ta peygamberlere namaz kıldıran imamdı. O insanlığın kılavuzuydu, rehberiydi, önderiydi. Onu ve ashabını aç bıraktılar. Zulmettiler. İşkencelerden geçirdiler. Tahkir ettiler. Dışladılar. Toplumun dışına ittiler. Dayanamadı. O çok sevdiği Mekke'yi, mükerrem sıfatlı Mekke'yi, evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Sığındığı bir mağarada yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz onun hüzünlendiğini görünce dudaklarından şu ilahi mesajlar döküldü. La tahzen innallâhe mâna. Korkma, çekinme, üzülme, hüzünlenme, yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir dedi. Hiçbir zaman hüzünlenmedik. Hiçbir zaman yeyse ümitsizliğe kapılmadık. Karamsal olmadık. Merhametlilerin en merhametlisinden ümidimizi asla kesmedik. Kaderin üstünde mutlaka bir kader vardır dedik. Direndik, mücadele ettik. Hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda seccadelerimize sığındık. Ellerimizi göğe açıp dualarla yol arkadaşlığı yaptık. Biz sabırsızlardan olmadık. Tahammülsüzlerden olmadık. Bütün tahriklere rağmen eline silah alanlardan, şiddeti bir çözüm yolu olarak görenlerden olmadık. Yerin üstü varken, siyaset varken, meşru mücadele yöntemleri varken yerin altını tercih edenlerden, gizlenenlerden, sinsi bir virüs gibi bünyeyi işgal etmeye çalışanlardan olmadık. Biz bu toprakların, bu vatanın evladı, biz bu ecdadın, aziz şehitlerin torunlarıyız. 76 milyon, biz hep birlikte bu ülkenin sahipleriyiz. Bu toprak bizim toprağımız. Bu vatan bizim vatanımız. Bu şanlı bayrak bizim bayrağımızdır. Biz kendi vatanında, kendi toprağında, kendi milletine karşı şiddete tevessül edenlerden asla olmayız. Bunu asla onaylamayız. Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz adalet mücadelesi, hukuk mücadelesi, bizim mücadelemiz milletin değerlerini yüceltme, milletin kutsallarını yaşatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi, yeni Türkiye, büyük Türkiye mücadelesidir. Kardeşlerim, sevgili yavrular, bize gelen emir son derece açıktır. Festakim kema ümirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
Ancak doğru olursan kazanırsın. Ancak dik durursan başarırsın. Rüzgara göre eğilen, rüzgara göre yön değiştiren, kalıba göre şekil alan, ilke tanımayan, çizgi tanımayan, ahlak ve edep tanımayan hiçbir mücadele zafer kazanamaz, başarı sağlayamaz, menzile ulaşamaz. Kardeşlerim, Üstad Necip Fazıl diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Bakın burada bir şey söyleyeceğim. Üstad Necip Fazıl'ın dilimizden hiç düşmeyen bu anlamlı dizesinden garip ya da parya kelimelerini değil, öz yurt ve öz vatan kelimelerini öne çıkaracağız. Üstadın da söylemeye çalıştığı işte budur. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Şimdi her yerde. Özlemle başlar yolculuklar. Ardında bıraktığın her an heyecanın artar. Gözlerinin buluştuğu her manzara konuşturur içindeki seni. Ve yaklaşıyorsun seni sen yapan değerle kucaklaşmaya. Neşe Hanım'a mı baktınız? Evet. Onlar evde yok, Ankamar'a gittiler. Teşekkürler. Mahmut amca evde yok. O Ankamar'a gitti. Öyle mi? Teşekkürler. Hazır mısın geçmişi yad edip anıları paylaşmaya? O halde sözün bittiği yerdesin. Sevgiyle verilen hizmetin, sıcak bir tebessümün, kaliteyle sunulan samimi durağı Ankamar. Biz sizden biriyiz. Biz bir aileyiz. Şok, şok, şok. Garipler mühendislik projelerinde yaz fırsatı. Bu fırsat kaçmaz. %0.95 banka faiz oranı için son gün 30 Ağustos. Evet, yanlış duymadınız. Bu fırsat kaçmaz. Garipler Mühendislik 0452 777 18 18. Hesaplı alışverişte kalafatlar çok farklı. Ordu'nun markası kalafatlar çok farklı. Alışverişte hesaplı kalafatlar çok farklı. Ordu'nun markası kalafatlar çok farklı. Alışverişte hesaplı kalafatlar çok farklı. Geleceğin rezidans konforu adalı kalitesiyle turkuaz evlerinde. Kişiye özel ödeme seçenekleriyle kredili ya da kredisiz ev sahibi olun. Üstelik %80 imalattan sonra ürün beğenme ayrıcalığıyla. Her detayın titizlikle tasarlandığı turkuaz evlerinde her blokta 2 daire ve tüm bloklarda çift asansör, fore kazık sistemi, çocuk havuzu, yürüyüş yolları, sosyal tesisler, otopark, kamelyalar, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, kiler, ütü, çamaşır odası gibi özel alanlar ve yaşamı kolaylaştıran nice güzellikler sizleri bekliyor. Yeşille mavinin buluştuğu turkuaz evleri, Adalı Gayrimenkul gururla sunuyor. Doğal gayrimenkul olarak 2012 yılında yola çıkarken siz değerli müşterilerimize en güzel yatırımlık yerler sunmayı hedeflemiştik.
Bugün sizlerden aldığımız güçle Çatalca, Silivri, Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Ergene ve Vize'de en değerli yatırımlık yerleri sunmaya devam ediyoruz. Üstelik şok fiyatlarla. Tekirdağ Saray'da 250 metrekare yatırımlık arsa 15 bin lira. Tekirdağ Kapaklı'da 310 metrekare yatırımlık arsa 35 bin lira. Silivri Fener'de 270 metrekare yatırımlık arsa 35 bin lira. Üstelik arsalarımız %50 peşin, kalanı peşin fiyatına taksitle. Her gün ücretsiz servislerimizden ve takas imkanından yararlanabilirsiniz. Esenyurt bölgesinde her bütçeye uygun dairelerimiz mevcuttur. Doğal gayrimenkul, yatırımlarınızın kazanca dönüştüğü adres. Kristal zemin kaplama, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de elde ettiği saha tecrübesinden sonra Avrupa ve dünyada da hizmet kalitesini kanıtladı. Cami halıları başta olmak üzere çeşitli ürün yelpazesini Brezilya'dan Kanada'ya, Rusya'dan Avustralya'ya kadar birçok Avrupa kentine ulaştırmaktadır. Cami, hastane, otel, yurt ve ofis gibi alanların ihtiyaçlarını bilerek hareket eden Kristal zemin kaplama ekibi, doğru ürün ve kaliteli hizmet ilkesine hakimdir. Müşteri memnuniyetini son derece önemseyen Kristal zemin kaplama, duvardan duvara halılar, ithal ve yerli duvar kağıtları dışında isteğinize bağlı ürünlerde özel üretim de yapmaktadır. Desen, renk ve doku seçimlerinde sınırsız olanaklar arıyorsanız doğru adrestesiniz demektir. Kristal zemin kaplama, renklerin ötesinde. Çıtır çıtır pidesiyle, incecik döneriyle, enfes tereyağı ve sosuyla tadına doyulmaz Uludağ Bursa İskender lezzeti artık Bulancak'ta. İskele Kafe Restoran eşsiz Bursa İskender'ini sizlere sunuyor. Bu eşsiz lezzetin üstüne ne iyi gider diye düşündük. Nar gibi kızarmış enfes bir künefe hazırladık. Muhteşem deniz manzarasıyla, otantik bahçesiyle, oyun alanıyla, sorunsuz otoparkıyla İskele Kafe Restoran hizmetinizde. Başka yerde tadamayacağınız Akçaabat usulü haşlama, pide, köfte ve künefe için de sizleri İskele Kafe Restoran'a bekliyoruz. İskele Kafe Restoran, Bulancak Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 10 Bulancak Giresun'da. Telefon 0454 333 2 333. Kaçkar Dağları'nın eşsiz lezzeti Ayder Doğal Kaynak Suyu. Sağlığınız için, çok su için. Ayder Su 444-3353. En geniş hizmet ağı ve en ileri teknolojiyi kullanarak beton sektöründe Ordu'da akla gelen ilk isim Penta Beton. İş adamları, müteahhitler, demirden betona işiniz için gerekli tüm inşaat malzemeleri Penta Beton'da. Unutmayın, tüm uygunluk belgelerine sahip, sektöründe lider bir kuruluş haline gelmiş Penta Beton'la çalışırsanız, yüksek standartlı, kaliteli hizmet alırsınız. Beton kadar sağlam marka. Penta Beton. Ev sahibi olmaya hazır mısınız? Hayalinizdeki evi anlatın, biz yapalım. İster hazır projelerimizden tercih edin, ister projenizi birlikte hazırlayalım. Paslanmaz galvanizde çelik taşıyıcı sistemimiz neme karşı dayanıklı olup 100 yıl garantilidir. Eksi 40 derece soğuğa ve kar yüküne mukavemet gösterir. Birinci derece deprem bölgesi şartlarına uygun yapılmakta olup 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. Üstelik istediğiniz her yerde her metrekare evinizi 15 gün içinde teslim ediyoruz. 11 bin liradan başlayan fiyatlarla hayallerinizdeki eve sahip olun. Bolat Çapa Makinesi. Bolat 22 beygir gücünde emsalsiz bir çapa makinesidir. Tek silindirli motorlardan farklı olarak titreşimi azaltmak için iki silindirli olarak dizayn edilmiştir. İki silindir aynı zamanda yakıt tasarrufunu sağlar. Sıradan çapa makinelerinde sadece hava soğutma sistemi kullanılırken, Bolat çapa makinesinde buna ek olarak radyatörlü yağ soğutma sistemiyle desteklenmektedir. Bolat çapa makinelerinden çok memnunum. Senede 1000 dönüm yer sürüyorum. Şanzıman durumları hiçbir arıza vermiyor. Bere benzer masraf da çıkarmıyor. Çiftçinin can dostu. Akislerinden, baskı balatalarından, sağlamlığından, her yönden memnunum.
ergonomik yapısı sayesinde motor son derece hafiftir. Diğer hiçbir markada kullanılmayan otomotiv tipi şemsiyeli debriyaj, 40 mm kalınlığında aks pili sayesinde güvenli ve konforlu sürüş sağlar. 22 beygire uygun güçte alüminyum vites kutusuna sahiptir. Başoto Polat Ordu Bayi artık Fatsa Ordu'da. Yaşanılacak mekanlara imza atmak bir sanattır. AKG Yapı Dekorasyon İnşaat olarak yılların tecrübesiyle inşaat işlerinizde kusursuz hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. AKG Yapı Dekorasyon İnşaat olarak tek bir çatı altında onlarca alanda hizmet veriyoruz. Başta inşaat olmak üzere cam balkon, cephe giydirme, cam kapı, dekoratif camlar, vitrin camları, alüminyum doğrama, alüminyum ofis silikon cephe inşaat işlerinizde hizmetinizdeyiz. Emlak, inşaat, dekorasyon, cam imalatı ve ürünlerini kendi bünyemizde üretip sizlere sunuyoruz. AKG Yapı Dekorasyon İnşaat, yaşanılacak mekanlara imza atar. Aileniz ve sevdiklerinizle oyun dolu, lezzet dolu, keyifli bir gün geçirmek ister misiniz? O halde sizleri Boztepe Balkon Kafe Restoran'a davet ediyoruz. Boztepe Balkon Kafe Restoran, eşsiz Ordu manzarasıyla, tadına doyulmaz yoğurtlu pidesiyle, köy kahvaltısı ve sıcacık ev yapımı ekmekleriyle hizmetinizde. Hafta sonları canlı müzik keyfi de burada. Çocuklarınızı da unutmayan Boztepe Balkon Kafe Restoran, çocuklarınızın birkaç adım ötenizde güvenle oynayabileceği oyun parkı, çocuklar için akülü araba keyfiyle ve sizler için sorunsuz otoparkıyla muhteşem bir gün geçirmenizi sağlıyor. Boztepe Balkon Kafe Restoran, Nizamettin Mahallesi, Küme Evleri, numara 126 Boztepe Ordu'da. Telefon 0452 222 79 79. Kendi geleceğinize, kendi mesleğinize doğru emin adımlarla yürümek için yepyeni bir geleceğin kapılarını aralayın. İçeriye girin, bu harekete dahil olun. Emin adımlarla yürümek için önce karar vermek gerek. Hedefiniz her zaman büyük olsun. Unutmayın, mesleğiniz olacak, geleceğiniz olacak. Şişli Meslek Yüksekokulu. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor. Çağdaş Ordu'nun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi, dairemizin tamamı 4+1 olup 190 metrekaredir. Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürge sistemi de bu akıllı evlerde. Çağlayan sitesi projesinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2, Candan Kent sitesi de Selçuk İnşaat güvencesiyle sizinle. Gelin, hayallerinize Selçuk İnşaat güvencesiyle kavuşun. Selçuk İnşaat, geleceğinizi inşa ediyoruz. Vatan kutsaldır. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Nöbet kutsaldır. Bugün sokak kutsaldır. Vatan bugün sokaktır. Sokağı bırakırsan meydanları, vatanını hainlere bırakırsın. Geçemez buradan. Nereye geçiyor? O kim? Gevşemeye gelmez. Bu iş 12 saatlik bir operasyon değildir. Kararlı bir şekilde yola devam edeceğiz. Türkiye, hainlere sokağını bırakma. Emniyetimizi desteklemek için buraya geldik.
Çocuklarımla beraber. Tankın, topun, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilen aziz Türk milleti tarihi yazmıştır. 15 Temmuz akşamı silahlı darbe girişimini bozguna uğratan aslan yürekli kardeşlerimiz günlerdir sokakları, meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Gün iradeye sahip çıkma günüdür. 15 Temmuz'da meydanları, havalimanlarını, yolları, köprüleri doldurarak FETÖ terör örgütü mensubu hainleri hezimete uğratan 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. 62'si polis, 5'i asker, 179'u sivil, 246 şehidimiz Rabbim şefkatiyle, merhametiyle kuşatsın. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Tüm yaralılarımıza, demokrasi gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, acil şifalar diliyoruz. Çanakkale ruhuyla 25. akşamımıza tekrar demokrasi meydanlarındayız. Canlı yayınımız devam ediyor. Tüm izleyenlerimize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet milletindir. Milli iradeye sahip çıkıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün gençliğe hitabede söylediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcut. Bu asil Türk milleti 15 Temmuz darbe gecesi girişiminde ve dün Yeni Kapı'da yapılan mitingde tüm dünyaya çok ciddi, çok anlamlı bir mesaj vermiştir. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek canlı yayınımızdaki konuğumuzla devam ediyoruz. Şu anki konuğumuz Ahmet Gündoğdu, Ordu Dün Görevlileri Dernek Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağolunuz, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Şimdi Ahmet Bey, darbe girişimin önlenmesinde halkın çok büyük etkisi oldu. Polislerimizin çok büyük etkisi oldu ama bunun yanı sıra din görevlilerinin de darbeyi önlenmesinde din görevlilerinin çok büyük etkisi ve rolü oldu. Nedir din görevlilerinin rolü? Şimdi darbe olmuş olduğu gece televizyonlardan bu haberi ilk duymuş olduğumuz andan itibaren daha Diyanet İşleri Başkanlığımız başta olmak üzere veya il müftülüğümüz başta olmak üzere bize herhangi bir emir veya talimat gelmeden biz hemen harekete geçtik. Burada kendi bir inisiyatif aldık. Çünkü darbenin ne demek olduğunu, sömürgenin ne demek olduğunu bunu çok iyi biliyorduk. İslam ruhunu çok iyi biliyorduk. Bu vesileyle hemen harekete geçerek de merkezi sistem başta olmak üzere bütün camilerimizde halkı bilinçlendirmek amacıyla selalar vermeye başladık. Bu dalga dalga ülkemizin her tarafında, ülkemizin en ücra köşesinde selalarla beraber gecenin belirli bir saatinde insanlar ne olur diye
uykularından uyandılar. Salaların okunmasının anlamı ve amacı neydi? Zaten sela, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmek. Yani insanlar selayı duyduğu zaman da acaba bir cenaze mi var gibi bu atmosfer içerisine giriliyor ama sela sadece cenaze için verilmiyor. Olağanüstü durumlarda, yani deprem, yangın, yani olağanüstü hallerde sela hemen devreye girer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamdır zaten. İnsanların dikkatini çekmek bir nevi haberleşmedir. En hızlı bir şekilde haberleşme mekanizmasıdır. Burada biz hemen bunu devreye girerekten selalarla beraber insanlar uykularından uyanaraktan acaba ne oluyor? Burada bir yangın mı var, deprem mi var veya işte bir terör eylemi mi var diye bunu şey yapınca kür dikkat işte televizyonlara açmalarıyla beraber meydanlara indiler. Ha, şunu gördüler, demek ki burada bir olağanüstü hal var ülkemizde diyerekten işte o gece buraya meydanlara hep beraberce imam arkadaşlarımız, başta il müftümüz, ilçe müftümüz, şube müdürlerimiz olarak da veya Diyanet İşleri Başkanımız başta olmak üzere meydanlara indik. Halkın her zaman önder olarak da mihrapta, minberde halkın hep önünde olduğumuz süre camide bu sürenin içerisindeyiz. Ama caminin dışında da görüldü ki yani din görevlilerinin etkin rol oynadı, anlaşılmış oldu. Ve o süreçten bu sürece kadar 25. akşam bu akşam bu zamana kadar ki süreç içerisinde şehitlerimiz için, gazilerimiz için Kur'an-ı Kerim okuyoruz, dualar ediyoruz, salatü selamlar gönderiyoruz. Manevi ruhumuzu, manevi gücümüzü burada hep beraberce ortaya koymuş oluyoruz. Allah böyle baskı veya demokrasi zulmü demokrasimize kesintiye uğratmasın. Hakikaten biz geçmişte 12 Eylül'leri yaşadık. O süreci çok iyi biliriz. 28 Şubat'ları yaşarız. Çünkü biz camide 28 Şubat'larda camilerde çocuklarımıza Kur'an eğitimi veremedik. Acaba bu 15 Temmuz'da böyle bir hadise ülkemizin başına gerçekleşmiş olsaydı bizler din görevlisi olaraktan camilerde artık cuma namazı kıldıramayacaktık belki. Vakit namazı kıldıramayacaktık. Ezan sesi susacaktı. Bayraklarımız inecekti. Vatanımız bölünmüş olacaktı. Vatanı olmayan insanın da efendim orada dini ibadetlerini yerine getirme şansı zayıf olur. Bunu dış ülkelerden mesela Avrupa'daki Müslüman kardeşlerimizden, dostlarımızdan bunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Demek oluyor ki hiçbir zaman baskı, zulüm, demokrasiye aykırı hareket din görevlileri tarafından kabul edilmez. Bunu kabul etme şansımız yok. Yani geçmişte baktığımız zaman sütçü imamlar ilk defa düşmana kurşunu sıkan sütçü imam mesela. İmamlar, din görevlileri her zaman Çanakkale'de, efendim İstiklal Harbi'de, Sakarya'da, Kıbrıs'ta, efendim Sarıkamış'ta her zaman din görevlisi ön plandadır. İmamlarımız ön plandadır. İnsanlara önderlik yapmıştır. Bu şekilde yine bu süreçte de etkin rol olarak da arkadaşlarımız gerekli desteği, yani demokrasi desteğini göstermiştir, mücadeleyi göstermiştir. Zalimlere boyun eğmemiştir. Her zaman mazlumun yanında yer almaya devam etmişlerdir. Bizim de görevimiz zaten zalimin yanında değil, mazlumun yanında yer almamız. Zalimleri Allah'a havale ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlarımız elen şu anda gün içerisinde camilerinde görev yapıyorlar ve şu saatten sonra gelip bu meydanlarda sabah namazına kadar demokrasi nöbetine, yani ezanın susmaması için, efendim bayrağın inmemesi için, namusumuza el uzatanların ellerini kırmak için bu meydanlarda nöbet tutmaya devam ediyoruz. Demokrasi nöbetimiz devam ediyor. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim efendim. Allah memleketimizin başında dolaşan kara bulutları kaldırsın. Yine devletimizin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen dahili ve harici düşmanlara Rabbim fırsat vermesin. Bu ezanlar, bu bayrak, bu memleketimizin üzerinden ezan susmasın, bayrak inmesin. Yani bir de şu var, bizde din kardeşliği var, cemaat kardeşliği yok. Bizim dinimiz İslam dini. İslam dininden bütün insanlar bize kardeştir. Onun haricinde yani şuna mensup, buna mensup, şu cemaate mensup, bu cemaate mensup, yani İslam dininde böyle bir şey yoktur. Biz bütün insanları din kardeşi olaraktan,
İslam kardeşi olarak görüyoruz. Onun haricindeki kardeş yani oluşumları asla kabul etmiyoruz. Buna da oldu bitti. Diyanet İşleri Başkanlığımız da başta olmak üzere zaten karşı tepki göstermiştir. Bundan sonraki süreçte de dün kabul etmemiş olduğumuz gibi bugün de kabul etmiyoruz. Yarın da kabul etmeyeceğiz. Bizde din kardeşliği var. Onun haricinde cemaat kardeşliğine karşıyız. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Demokrasi Meydanı'ndaki nöbetimiz devam ediyor. Şimdi Memur Sen İl Başkanı konuğumuz. Merhabalar. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biraz dersi şöyle. İsmail Bey, ben beklenen haberle, beklenen soruyla başlamak istiyorum evet. Size. Memurların izin yasağı kaldırıldı. Evet, gerçekten Fındık'a gitmek isteyen idareci arkadaşlarımız vardı, memur arkadaşlarımız vardı. İlaç gibi geldi, çok iyi oldu bu. Yani bu haberi bekliyorduk, memnun olduk, mutlu olduk. Türkiye geneli zaten memurların izin yasağı ile ilgili takibini yapıyorduk. Genel başkanımız en son Milli Eğitim Bakanı ile ilgili başbakan yardımcılarıyla görüştü. Sonucu aldık, iyi oldu diye düşünüyoruz. Darbe girişimi önlendi. Dün de Yenikapı'da çok anlamlı, çok ciddi mesajlar verdik. Tüm Türkiye'ye ve tüm dünya bizi izledi. Bu konuda düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Evet, Ordu'da 15 bin üyemizle, Türkiye geneli 1 milyon üyemizle 15 Temmuz'dan itibaren darbeye hayır beraber üyelerimizle beraber dedik. Bütün alanlarda Ordu'da 19 ilçemizde olduk. En son Yenikapı'daki pazar günü mitingle beraber biteceğini zannediyorduk ama reis çarşambaya kadar uzattı, virgül koydu. Noktalı virgüle koyarsa biz devam edeceğiz. Çünkü bu ikinci bir Çanakkale'dir. Sadece bir hocanın müritleriyle beraber yaptığı bir darbe girişimi değildir. Amerika'nın, Avrupa'nın desteklediği bir olaydır. Burada oyunun içinde oyun olduğunu Memur Sen baştan beri ifade etti. Eğer o gün darbe gerçekleşseydi terörist unsurlar sınırımızdan içeri girecek, Sevr yeniden hortlayacak ve ülkeler ülkemizi yeniden işgal edecekti. Ama bu millet, büyük bir millet, Çanakkale'de yazmış olduğu destanı 15 Temmuz'da bir kez daha yazmış oldu. Eskiden sadece uzaydan Çin Seddi gözüküyordu. Şimdi Türk milleti de gözüküyor. Bunu dünya dün bir kez daha anlamış oldu. 5 milyon Yenikapı'ya toplandı. Hainlere dur dedi. Dünyaya mesaj verdi. Peki sizin üyelerinize vermek istediğiniz mesaj var mıdır? Evet, biz 92'de rahmetli Mehmet Akif İnan'ın kurduğu bu sendika sonuna kadar milletin yanında olmuştur. Demiştir ki sandıktan geleni sandıktan başka hiçbir güç değiştiremez. 10 yılda bir darbe olmasına her zaman karşı çıkmıştır. Birilerinin ordu göreve dediği zamanlarda Samsun'da, Malatya'da, Bursa'da yüz binlerce üyemizle beraber darbelere hayır mitingleri yaptık. 17-25 Aralık operasyonunda bunun bir oyun, oyunun içinde oyun olduğunu üyelerimizle beraber haykırdık. En son 15 Temmuz'da da üyelerimizle beraber meydanlarda olduk. İnşallah üyelerimiz müşteri olsun, halkımız müşteri olsun. 1 milyon kişilik Memur Sen ailesi olduğu müddetçe darbeler olmayacak diye düşünüyoruz. Herkese bu izin hakkının da verilmesi üyelerimize bir müjde oldu. İyi tatiller diliyorum. Başkanım çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Demokrasi meydanındayız. Milli irademize sahip çıkıyoruz. Kuvayi Milliye ruhuyla, Çanakkale ruhuyla konuklarımızı almaya devam edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diye diyerekten aradan sonra başlamıştık değerli Kanal 52 izleyenleri. Konuklarımız var mı? Evet sevgili izleyenlerimiz, meydandan görüntülerle devam ediyoruz. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü yazıyla, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Evet.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, ilk günden bugüne bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve orduluları Türk bayrağının çatısı altında buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Beyefendi sizlere hitap etmek üzere arz ediyorum. Evet, hepinize tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Demokrasi meydanımızdaki 24. günde, 24. akşamda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, heyecanını paylaşıyorum. Özellikle fındık mevsiminin yoğun olarak yaşandığı şu günlerde hiç ara vermeksizin buradaki organizasyonumuza gündüzlü, geceli hatta sabah namazlı organizasyonlarımıza katılan ve bu programımızı televizyonlarımız vasıtasıyla bütün ülkemizin değişik yerlerinde izleyen tüm vatandaşlarımıza da ordudan sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Dün burada çok güzel bir final yapacağız derken tam da ara vermiştik. Sonra bir virgül koydu Cumhurbaşkanımız. Dedi ki noktayı koymadık, virgülü koyduk. Çarşambaya kadar bu eylemler, bu nöbetimiz, bu demokrasi şenliğimiz devam edecek dedi. Hatırlarsanız ben bir 10-12 gün önce bir tarihi bir bilgi sunmuştum. Türkiye'nin dış politikası, darbeler tarihi ve bu darbeler tarihiyle Rusya'nın doğrudan bağlantısı ya da onunla ilintisi adı altında 1946'dan başlamak suretiyle 1982 yılına kadar da gelmiştik kronolojik sıraya göre. Bu çerçevede de ben şahsen öyle bir kanaatim var. O kanaatimi zaten televizyonlarda önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşırlar. Cumhurbaşkanımız pazar günü ayın 7'si itibariyle bu eylemi bitireceğini söylemişti. Ama ayın 9'unda yani yarın bir tarihi Rusya ziyareti var. St. Petersburg'da yapacağı Rusya ziyaretiyle birlikte İnanıyorum ki çarşamba günü tüm ülkemize bir açıklamayla, bir teşekkürle bu demokrasi darbeye karşı tepkimizi gösterdiğimiz demokratik eylemimize son vereceğimiz açıklamasını yapacaktır. Biliyorsunuz merhum Menderes 14 Mayıs 1950 seçimleriyle birlikte tek başına iktidara gelmişti. Biz tek başına iktidardaki bir siyasi partiyiz ama merhum Menderes'in 1957 yılında %56 oy almak suretiyle kırmış oldu. O rekoru hala kırmış bir siyasi parti değiliz. 1950 seçimlerinde açık ara birinci olmuştu. 1954 seçimlerinde açık ara birinci olmuştu. 1957 seçimlerinde de %56 gibi hakikaten muhteşem sayılabilecek bir oy almıştı. Türk siyaseti o oy oranını henüz geçemedi. Biz bile AK Parti olarak %50'ler seviyesinde yani sokaktaki her iki kişiden birinin oyunu almak suretiyle ki o da Türk demokrasi tarihinde hatta dünya demokrasi tarihinde çok önemli bir süreçtir. Ve bu seçimde bizim seçime katılma oranımız %91'ler seviyesinde. Yani 100 kişinin 91'i sandığa gidiyor. Bu 91'inde %50'sini alıyorsun ki bu Avrupa'da hatta Amerika'da çok rastlanan bir olay değil. Mesela Obama'nın ikinci seçiminde seçime katılma oranı %56, %56'nın %43'ünü alıyor. Yani o oranla kıyaslandığı zaman Türkiye'deki bu demokratik tecrübe ve seçime katılma oranları da çok yüksek. Merhum Menderes 1957 seçimlerinde %56'lık bir oyu alınca üzerine gidiyorlar. O üzerine gitme Londra'da uçağının düşürülmesiyle nihayetleniyor. Çok şükür ki orada sayılı kurtulanlardan bir tanesi. Uçak düştüğü halde uçaktan çok ufak tefek yaralarla kurtuluyor. Tabii darbeyle ilgili Menderes'e özellikle Milli Savunma Bakanı ki en yakın arkadaşı çeşitli bilgiler gelmiş olmasına rağmen 1960 yılında o çok ciddiye almıyor. Çünkü işler o kadar güzel gidiyor ki Türkiye'de bir bolluk dönemi, üretim dönemi yapılan yatırımlara bakıldığı zaman da 1950 ile 60 yıllarıdır Türkiye'de çoğu fabrikaların kurulduğu tarih dahil olmak üzere. O hafta itibarıyla Menderes Rusya ile Rusya Dışişleri Bakanı ve Büyükelçilikle yapacağı görüşmenin gününü ve saatini ayarlıyorlar. Darbenin olduğu günde hangi günde hangi saatte buluşmanın olacağını ve gündemi kamuoyuyla paylaşacaklar.
O kadar çok önemli ki Rusya ile Menderes'i buluşturmadan darbeyi yapıyorlar. Merhum Menderes Afyon'a giderken yoldan geri çeviriyorlar. Onu yargılıyorlar. Temiz olmayan bir mahkemeyle 11 ay yargılıyorlar. 11 ay 3 gün sonra hiçbir temizi yok, itirazı yok. Sabah idam edecekleri beklenirken gündüz 11.30-12.30 gibi idam ediyorlar. İdam ettikten sonra da bu darbecilerin günümüzde kıyaslanması açısından örnek veriyorum. İdam ettikten sonra da hanımı Yüksel Hanım'a, Menderes'i Belgin Hanım'a ve 3 tane çocuğu, 3 tane erkek çocuğuna travma geçirecek mahiyette idam edildiği gün onu asan ipi, üzerindeki örtüyü, beyaz örtüyü ve yakasındaki o idam fermanının tamamını teslim ediyorlar. Aynı gün teslimle birlikte ondan idamın masraflarını da nakit alıyorlar. Birinci günde. Düşünebiliyor musunuz zulmü? Ve Menderes'in çocukları, ki bir tanesi daha sonra şaibeli bir şekilde ölüyor. Bir tanesi ruhi bunalım geçiriyor. Bir tanesi de en son Aydın Menderes'te bir trafik kazası sonrası uzun süre belden aşağısı tutmamak suretiyle çok uzun soluklu bir hastalık yaşıyor. Dolayısıyla ailede travma geçirmiş oldu. Şimdi merhum Menderes'le ilgili hep biz bunları anlattık. Bu döneme geliyorum, Türkiye'ye geliyorum. Bakıyorsunuz formül aynı, organizasyon da aynı. Tayyip Bey'in, Cumhurbaşkanımızın Rusya ile görüşme yapacağı takvim tam belirlenecek iken 15 Temmuz'da bir baktınız ki darbe açıklaması oldu. Aradan 24 gün, 25 gün geçti. Nihayetinde darbeden 3-4 gün sonra Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey açıkladı. Rusya Putin ile Cumhurbaşkanımız Rusya'nın bir kentinde yarın itibariyle, bence de bu ülke açısından da hatta Avrupa ve dünya açısından da tarihi görüşmelerden bir tanesini yapacak. Göreceksiniz, dünyanın istikameti değişecek. Yarınki görüşme bizim beklediğimiz hazırlıkla ve başarıyla geçerse, ondan sonra zaten Kazakistan Cumhurbaşkanı, hatırlarsanız 3 gün önce Türkiye'ye geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı işin aracısı, o işin uç beyi, o işin akıncısı geldi. Diyaloglar, konular konuşuldu. Ondan sonra da Şangay Beşlisi dedikleri, esas dünyanın ekonomisini yöneten ve yönlendiren, Çin başta olmak üzere, Rusya başta olmak üzere Asya ile ciddi bir ittifak görüşmeleri oldu ya da olacak. 53 yıldır Avrupa Birliği, Avrupa Birliği diye bizi oyalayıp duruyorlar. Çok da umurumuzda değil. Avrupa Birliği'ni alsanız ne olur, almasanız ne olur. Avrupa'nın ne kadar riyakar, Avrupa'nın ne kadar ikiyüzlü davrandığını da son günlerde darbeyle birlikte gördünüz. Fransa'da 100'e yakın bombayla birlikte bir patlama oldu. Vatandaşları vefat etti. Biz başbakan seviyesinde onlara gittik, taziyede bulunduk. Bizim ülkemizde darbe oldu. Bizim ülkemizde askerin içindeki hainler kalkışma yaptı. 240'ın üzerinde şehidimiz, 2000'in üzerinde gazimiz var. Avrupa'dan tek bir devlet başkanı gelip de geçmiş olsun ya da gazilerimize bir taziyede bulunmadı. Bunlar ikili, bunlar riyakar. Onların riyakarlığına bakın. Ta 1075'ten itibaren başlayan, hatta 900'lü yıllardan itibaren başlayan Haçlı seferlerine kadar dayanırlar. Haçlı seferleriyle birlikte işgal hedefleri vardı. İstanbul'un fethiyle mağlup oldular. Fatih Sultan Mehmet'ti, Kanuni'ydi, 2. Abdülhamit'ti, Mustafa Kemal Atatürk'tü, Menderes'ti, Özal'dı, Erbakan Hoca'ydı derken Tayyip Erdoğan'a kadar bu milletin içinden çıkmış değerlere karşı her zaman savaş halinde, her zaman mücadele yapma iradesini maalesef biz Batı'da gördük. O yüzden bu şerden, yani bu darbeden bu kadar kısa süre içinde nasıl hayır çıkarmış, hep beraber onu da gördük. Dün İstanbul'da Yenikapı Meydanı'nda emniyetin verdiği rakama göre 5 milyonun üzerinde bir İstanbullu, bir Türkiye'li hemşerimiz darbeye karşıyız diye bir miting yaptılar. Bizim için de mutluluk verici. İnanıyorum ki bu ülke insanı için de mutluluk verici. Oraya tüm siyasi partilerin genel başkanları, önce Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız, Meclis Başkanımız, CHP'nin genel başkanı, MHP'nin genel başkanı dahil olmak üzere Türkiye kendi içinde bir birlik ve beraberlik oluşturdu. Biz de o birlik ve beraberliği ilk gün burada yapmıştık zaten. Birinci günde Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili, MHP'li kim varsa buraya çağırmıştık. Nitekim dün de finalle birlikte Başbakan Yardımcımız elektrik kaçak yapıyor ara sıra. Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli Bey'in de katılımıyla
CHP'nin il başkanı, AK Parti'nin il başkanı, MHP'nin il başkanı, bütün sivil toplum örgütlerimiz, vali bey, emniyet müdürümüz, alay komutanımız, başsavcımız, ağır ceza reisimiz, devletimizin bütün birimlerinin temsilcileri burada bu ülkenin birliği ve beraberliğinde bu iktidarın, bu hükümetin, bu devletin, bu cumhurbaşkanının yanında olduğunu dün tekrar gösterdiler. Önemli olan da budur. Çünkü tek bir ülkemiz var, tek bir bayrağımız var, tek bir vatanımız var. Bu memleketimize, bu vatanımıza, bu ülkemizin başına bir iş gelmiş olsaydı ne siz burada huzur içinde oturabilirdiniz, ne biz bu kürsülerden konuşabilirdik, milletin ne derdi fındık olurdu, ne hafta sonu yapılacak düğün olurdu, ne de açılacak okul öncesi telaşlanmalar falan olurdu. Dolayısıyla memleketin çivisini kaydırırdı bunlar. Allah bunlara da öyle bir ders verdi ki erkene çekmek suretiyle darbeyi deşifre etti. Hem Cumhurbaşkanımıza suikasti önledi, hem de milletin sokağa çıkmasıyla birlikte şahsi kanaatimdir çok ciddi bir katliam da önlenmiş oldu. Çünkü o yaşlı teyzelere, yaşlı amcalara kurşun sıkanlar bu memleket insanını öldürmekten geri kalmazdı. Ama tankın önüne giden o vatandaşlarımız, sivil vatandaşlarımız askerle polisi karşı karşıya getirmedi. Darbecilerle vatansever askerleri de karşı karşıya getirmedi. 3-5 lokal olay ki o 230 şehide vesile oldu zaten. Olay çok büyümeden önlenmiş oldu. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü gösterir. Bizim senaryomuz da odur zaten. Biz ne diyor idik baştan beri? Büyük devlet olacaksak bu türlü küçük badireleri hızlı bir şekilde atlatıp koşar adımlarla yolumuza devam etmemiz lazım idi. O koşar adımlar inşallah yarından itibaren farklı bir perspektifle, farklı bir ufukla devam edecektir. Ben buna gönülden inanıyorum ve bu darbenin tartışılmaz galibi siz silahsız sivil kuvvetlersiniz. Yani burada oturan annelerimiz, burada oturan bacılarımız, ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz. Çünkü topa karşı, tüfeğe karşı dediniz ki imanımızda biz varız. İstanbul'da, Ankara'daki helikopterlere karşı dediniz ki imanımızda biz varız dediniz ve bu darbeyi de çok şükür ki önlemiş olduk. Hep beraber önlemiş olduk. Burada da kendi ilim adına da gurur duyuyorum. Darbe anlamında hiçbir olumsuzluk olmadı. Tüm siyasi partilere de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bakınız biraz önce ilk çalınan marş, Türkiye Marşı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliğinin marşıdır. Burada çalındı. Gönül rahatlığıyla çalındı. Hep beraber ayakta alkışladık ve dinledik. İkinci marş, 10. yıl marşı. O marş da bizim marşımız. 10. yıl marşı da bu cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün hizmetlerinin 10. yılında yapılmış özel bir marş. Fakat belli dönemlerde sanki bir siyasi partinin marşıymış gibi çalındı. Biz dün dedik ki arkadaşlara, hayır kardeşim, 10. yıl marşı CHP'nin özel çaldığı marş olabilir ama bu marş da bizim marşımız. Çünkü orada söylenen her şeye biz evet diyoruz. Dolayısıyla CHP'nin marşı adı altında çaldık. Ondan sonraki çalınan marş da AK Parti'nin seçim döneminde kullandığı marş idi. Ama hepsinden daha önemlisi bizim de İstiklal Marşımız var. Milli bir İstiklal Marşımız var. O İstiklal Marşı burada her gün çaldı. Siyasi partilerimizin marşları bundan sonra da gün itibariyle çalmaya başlandı. Daha önce yani 25 gün önce burada 10. yıl marşını çalmış olsaydınız bazıları tepki gösterirdi. Ya da MHP'nin Türkiye marşını çalmış olsaydınız belki bazıları tepki gösterirdi. Şimdi herkes diyor ki kardeşim bu bizim değerimizdir. Milli birliğimiz ve beraberliğimizi sağlayan bu marşları dün Yeni Kapı'da daha önceki hafta Taksim'de yapılan mitinglerle teyit ettik, güven altına aldık. Dolayısıyla bu değerleri bir potada biriktirip eritebilmektir önemli. İşte darbe buna vesile oldu. Birliğimizi, beraberliğimizi perçinledi ve tescilledi. Ben sizleri gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum Allah için. Çünkü Türkiye model oldu. Darbeye karşı direnmenin ne olduğunu Avrupa'ya da gösterdi. Şimdi Fransa'nın gazetelerinde, İngiltere'nin gazetelerinde Türkiye'nin demokratik kültürünü, darbeye karşı mücadelesini model olarak algılıyorlar ve anlatıyorlar. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Ordu'da çok az sayıda Suriyeli ve Iraklı kardeşlerimiz var. Bir Suriyeli çocuk yanındakine diyor imiş ki, Türkiye'de darbe olmuş olsaydı biz nereye gidecektik diyormuş. Bunu söyleyen Suriyeli. Şimdi bize gelecek olursak darbe olmuş olsaydı biz nereye gidecektik? Yunanistan'a mı gidecektik? Ermenistan'a mı gidecektik? Karşı komşularımıza mı gidecektik? Ne olurduk? Paramparça olurduk. Perişan olurdu bu memleket.
İşte o perişanlığı gideren sizin duruşunuzdur, sizin milli iradenizdir. Bu milli irade içinde de ulusal TV'lerde yayınladı. Çok cevherlerimiz çıktı bizim. Ben şimdi özellikle bir tanesini sizlerle beraber tekrar dinletmek istiyorum. Biliyorsunuz Diriliş diye TRT1'de bizim Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini anlatan Osman Gazi'nin babasıdır Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi'nin Bilecik ve Söğüt çevresine gelirken yanında Deli Demir adında bir tane demir ustası var ama esasen derviş ve eren bir vatandaş. Sözü ve söylemleriyle onu da oynayan bir tiyatro sanatçısı vardı. Allah için ben o konuşmayı yapıncaya kadar da bıyıklarındaki ve sakallarındaki sararmış sigara sebebiyle böyle yani diyordum acaba bu şu mudur bu mudur. Tabii ön yargılı olmak ne kadar yanlışmış onu da gördük. Fakat adamcağız Deli Demir lakaplı tiyatro sanatçımız bir demokrasi eylemine aynen sizler gibi katıldı. Ona da mikrofon uzatmışlar. O mikrofon uzatmayla birlikte bakın Anadolu insanı içinden geleni nasıl spontane bir şekilde, güzel bir şekilde anlatıyor. Bir 3 dakikalık bir görüntü, onu hep beraber izleyelim inşallah. Ama bugün demokrasi düşmanlarının karşısında, hainlerin, katillerin karşısında namlunun ucuna, tankın paletine yürüyen milletin önünde olmaktan daha büyük onur duymadım. Hepinizin bildiği görüntüleri hatırlatmak istiyorum. Çünkü bir şekilde bugüne değin bize ait olan o kültür belleğimiz çeşitli metotlarla boşaltıldı. Bize ait olan, içimize ait olan o sahicilik, o insan kokan yanımız kopartıldı. Buradakiler, ayırt etmeksizin söylüyorum, siyasi düşüncesi ne olursa olsun hiç ayırt etmeksizin söylüyorum. Kardeşlerim, kızlarım, oğullarım, babalarım, dedelerim, Allah sizden razı olsun. Lakin iş devam ediyor. Biz burada coşkuyla o bayrakları gerçekten sallamak için değil, kalpten gelen bir coşkuyla kimse söylemeden sallamaya devam ediyorsak, dışarıda bir şeyler var, dışarı çıkmamamız lazım diye bastırılmaya çalışan, öteleştirilmeye çalışan diğer halkı buraya daha büyük bir davetle çağırıyoruz demektir. Fikrin ne olursa olsun, fikrin ne olursa olsun, bu vatan bizim, hem senin hem benim. Meselemiz varsa biz hallederiz. Ama hiç kimse hainlikle, zalimlikle, milletin paralarıyla, milletin fakirliğiyle, açlığıyla, çıplaklığıyla alınmış o silahlarla yollara kesip millet iradesinin üstüne çıkamaz. Ben o kadar şanslı bir sanatçıyım ki bir tankın paletinin altından kalkıp diğer tankın altına yatan millete mensubum. Ben o kadar şanslıyım ki bütün öfkesine rağmen askere doğru koşarken Mehmet, Mehmet çık diye bağıran halka mensubum, millete mensubum. Hiç kimseyi eleştirmiyorum. Herkes nereye aitse, hangi sanat ruhuna aitse ait, ben bu toprakların, bu toprakların gerçeğine, bu toprakların insanına aitim, tarihine aitim, geleceğine
gökyüzü. Yaradan kime gülüyor? Kimin elini tutuyor? Ne mehdisi be? Ne mehdisi? Katillerin uşağı. Törensiz konuşuyorum. Protokolsuz konuşuyorum. Gerçekten inanın yüreğimle konuşuyorum. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. İnadına çağırın. Ötekileştirip ayrıştıklarını, onlar ve bizler dediği diğer insanları, kardeşlerimizi çağırın. Yarın bir kişi daha çoğalın. Biz diyelim ama sizi yok edelim. Onları yok edelim. Hep beraber bize biz diyelim. Teşekkür ederim. Hamdolsun, hamdolsun bu sözleri söyleyebildiğim için Rabbime. Ve çok şey söylenebilir. İnanın dilim damağım kurudu. Yalnız bu aşağılık darbe girişiminden önce küçük bir, çok teşekkür ederim, küçük bir şiir yazmıştım. Onu paylaşayım. Beğenmezseniz bile kalbimin sahiciliğiyle dinlerseniz sevinirim. Her kimsen, neredeysen, nasılsan ne fark eder? Sen yoksan bir eksiyiz. İster camiye git, ister istavroz çıkar, istersen sur yüzünü utanç duvarına, ne fark eder? Sen yoksan bir eksiyiz. Fars söylesin dilin, Arap söylesin, Kürt söylesin, Laz söylesin, Türk söylesin, ne fark eder? Sen yoksan bir eksiyiz. Gel kardeşim, gel, gel, biz biziz, biz, sizsiz biziz. Darbeye, darbelere, hainliklere ve emperyal emeklere tarihte binlerce kez söylediğimiz gibi ve bunların binlerce kez yanıldığı gibi hesaplanamayan millet, kayı obasını kayra almadılar. Koskoca bir imparatorluk çıktı. Öldü bitti dediler. Çanakkale'de Allah'ın tokadını yediler. Şimdi bunları biz hallettik. Komple tamam dediler. Yok. Onlar şenliğimizin maytapları. Kalbimizin ritmi onlar. Biz bombadan korkmadık ki. Tanktan korkmadık. Milletin iradesi kayıtsız şartsız milletindir. Bu millet ezelden beri hürdür. Duymayanlara ezele kadar da hür kalacak. Özgür kalın, hür kalın. Allah'la kalın, hoşça kalın. Evet, görüyor musunuz ne güzel söylüyor, içinden geldiği gibi biz olalım diyor. Ciddiye almadıkları kayı obası dünyaya imparatorluk kurmuş bir mirası bıraktı Türkiye Cumhuriyeti'ne diyor. Çok güzel şeyler söyledi. Ben çok ilk duyduğumda da dinlediğimde de etkilenmiştim. İnanıyorum ki sizler de böyle gönülden dinlemişsinizdir ve etkilenmişsinizdir. Çünkü bu sürecin bize kattığı biz olmanın önemli adımlarından bir tanesiydi bu 15 Temmuz darbesi. Birinci gün yine burada bir İstiklal Marşı çaldırmıştık. İstiklal Marşı'nı Tayyip Erdoğan okuyor idi. Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yasaklanan bir İstiklal Marşı'ydı bu. Biraz sonra izleyeceğimiz. O marşı da, o klibi de, o 2 dakikalık görseli de hazırlayan Erol Olçak diye AK Parti'nin reklam işleriyle uğraşan bir arkadaşımızdı. Benim de çok yakın arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. 17 yaşında oğluyla birlikte darbenin olacağı
gün evdeyken Boğaz Köprüsü'nü tankların işgal ettiğini duyunca ilk sokağa atlayanlardan ve ilk tanktan çıkan mermiyi yiyenlerden bir tanesi, az sonra izleyeceğimiz İstiklal Marşı'nı ve o görseli hazırlayan. Oğlu da Abdullah Tayyip, 17 yaşında. Diyor ki oğlum sen gelme. Çocuk durmuyor, babasının peş sıra gidiyor. O da şehit oluyor. Çocuğun ismi Abdullah Tayyip. Abdullah Gül'ü sevgisinden Abdullah'ı, Tayyip Erdoğan sevgisinden Tayyip ismini almış 17 yaşındaki çocuk. Ne anlatılıyor orada? Bayrağımız bir direkte, bir karanlık el o bayrağı gizli bir şekilde, karanlık bir düşünceyle yere indirmek istiyor. Tam buna ulaşacağını, emeline ulaşacağını zannederken şiir okumaya başlanıyor. Tüm memleketin insanı doğudan, batıdan, denizden, neredeyse o bayrağı kurtarmak için göndere sarılıyor. Ve işin en duygusal tarafını söyleyeyim. Tam bayrak yere düşecekken o bayrağı tutup ayağıyla birlikte boşluğa atlayan çocuk gerçekte şehit olan Abdullah Tayyip. Gerçekte şehit olan Abdullah Tayyip. Şimdi bu psikolojiyle ve bu düşünceyle şöyle gözlerimizi kapatıp da bu İstiklal Marşı'nı bir dinleyelim. 2 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde hazırlanmış ve yasaklanmış bir şiirdi. Nereden nereye geldik, memleket üzerindeki oyunları da en güzel şekliyle anlatan Mehmet Akif Ersoy. İstiklal şairimiz. Bakın ne güzel anlatmış, hep beraber görelim ve izleyelim. Alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada güda. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, renginlere sığmam taşarım. O zaman bezd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Evet, aynen
İstiklal Marşı'nın okunduğu gibi olayları 15 Temmuz'dan itibaren yaşadık. Millet o bayrağına nasıl sarılmış ve korumuşsa, o al bayrağımızı yere düşürmemişse, oradaki Abdullah Tayyip gibi sanki cennete atlıyormuş gibi atlıyor, görüyorsunuz. Düşürmemişse 15 Temmuz'da da ta 1920'de yazılan o İstiklal şairimizin söylediklerinin hepsini biz aradan 95 yıl geçti tekrar yaşadık. İnşallah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazılmasın temennisi vardı ama bu tip badireler bu ülkenin başına tekrar gelmesin. Buna teşebbüs edenleri Allah perişan etsin diyoruz. Bize darbe sebebiyle oluşturulan hem bu manevi ortam hem de birlik ve beraberliğimizin bundan sonra da devam etmesi bir... Bir ve beraber olma temennimizi çok güçlü ve gönülden söyleyerek hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Evet, biz de saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün bayraklar, telefonların ışıklarını da, evet, güzel bir görüntü ekranları başında bizleri izleyen hemşerilerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Suskun dünyanın dür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Yeah.
Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi iki tane çocuğumuz, biri kız, biri erkek şiir okuyacaklardır. Biraz öne doğru alayım sizi. Bayrağı saygı. Sen büyük milletimin sevdiği bayrağısın. O güzelim hilalin, yaşayan destanısın. Nabzımda atmakta güzel rengin her zaman. Dar gelirse gökyüzü, yüreğimde dalgalan. Geçmişim geleceğim, ümidim heyecanım. Seninle çok mutluyum, ay yıldızlı sultanım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kızımızın bir şiiri var. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalan, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Evet, alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine ilahi ve kaside seslendirmek üzere Hüseyin Dikici hocamızı alkışlarınızla arz ediyorum. Hocam buyurun. Efendim hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı nöbetler diliyoruz. İlk eserimiz Uşak makamında. Hepinizin malumu güzel bir ilahi. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Hata gizli ayağın vurma
melaman cürmüm ile geldim sana. Börtücü setar iken kime gidem sen var iken cürmüm ile geldim sana. Kime gidem sen var iken cürmüm ile geldim sana. Medet ya sahib el meydan, ne zaman anarsam seni, kararım, kararım kalmaz Allah'ım. Sende senden gayrı gözüm yaşım, kimseler, kimseler silmez Allah'ım, Allah'ım.
olmaz Allah'ım. Medet ya sahibel meydan. Efendim Allah razı olsun. Allah'ın baktığı Gülistan'ın gülleri solar mı? Efendim daim olsun diliyoruz. Muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Bizler de Diyanet Camiası olarak bu güzelin ortasında, tam merkezinde olmaya çalışıyoruz. Sayın İl Müftümüz, Müftü Yardımcılarımız her akşam burada nöbetteler. Kendilerine teşekkürler ediyoruz. Meslektaşlarımız buradalar. Efendim ezanlarla, selalarla bu güzelliğin içerisinde olmaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz efendim. Bir alkışlayalım mı kardeşlerimizi? Şimdi seyreyle güzel, kudreti cemal neler eyler. Devam edelim efendim.
Feder ki bu ilahi dergâhda sebat et canan canan. Lütfeder ki bu ilahi dergâhda sebat et canan canan. Nazlı niyaz et Hakk'a temenni neler eyler. Nazlı niyaz et Hakk'a temenni neler efendim. Bu Erzurum yöresine ait bir eserdi. Meyle demem ki başkasına tövbeler olsun canan diyor. Ne kadar güzel sözler değil mi? Hem yüzleri dost, özleri düşmandan usandım diyor. Ne geldiyse başımıza bunlardan gelmedi mi? Değil mi? Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir ayeti kerimede beni bu ayet diyor, bu sure kocalttı. Ayet de şu, فَاسْتَغِيمْ كَمَا اُمِرْتَ. Rabbimiz orada şöyle buyuruyor, emir olunduğun gibi dost doğru oluyor. Öyle Müslüman görünüp de başka türlü filmler çevirme. Efendim, ilimle giderse bir iş sonu yoktur ama filmin hep sonunda T-End yazıyor. Her filmin bir sonu var, işte filmin sonunu gördük. Şimdi, ağlaya ağlaya bu deli gönlüm. Efendim, okuyalım hep beraber bu eserlerimizi inşallah. Dinliyoruz. İsmini yad eder gezer.
Aşıklarız, amacımız Mevla'dır, Mevla'dır, Mevla'dır. Bu dünyaya gönül vermek hebadır, hebadır, hebadır. Bu dünyaya gönül vermek beladır, beladır, beladır. Allah Allah demek ruha gıdadır, gıdadır, gıdadır. İsmin için bizleri affet Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. İsmin için bizleri affet Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Medet canı bulur elbet cananı, cananı, cananı. Aşıkların arşa çıkar figanı, figanı, figanı. Aşıkların arşa çıkar figanı, figanı. Yoldaş eyle ya Rab bize imanı, imanı, imanı. İstediğim budur senden Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. İstediğim budur senden Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Muhammed'im, Muhammed'im, bu canlar yoluna kurban. Muhammed'im, Muhammed'im, Rahman ya Hikmetullah, şefaat ya Resulallah. Aşıktır bu dergahullah. Muhammed'im, Muhammed'im, Rahman ya Hikmetullah, şefaat ya Resulallah. Aşıktır bu dergahullah. Muhammed'im, Muhammed'im.
sensin. Ayrı yok hep bir bedensin. Aşıklar aşkına yansın. Muhammed'im, Muhammed'im. Rahman ya Hikmetullah, şefaat ya Resulallah. Aşıktır bu dergahullah. Muhammed'im, Muhammed'im. Rahman ya Hikmetullah, şefaat ya Resulallah. Aşıktır bu dergahullah. Muhammed'im, Muhammed'im, ne yok senden gayrı. Garibin, miskinin yanı. Muhammed'im, Muhammed'im. Rahman ya Hikmetullah, şefaat ya Resulallah. Aşıktır bu dergahullah. Muhammed'im, Muhammed'im. Rahman ya Hikmetullah, şefaat ya Resulallah. Aşıktır bu dergahullah. Muhammed'im, Muhammed'im. Teşekkür ediyorum. Zamanımız yeterli mi müdürüm? Efendim, bayrakları görürsek bayraklarla beraber bir eser okuyalım. İlahi olmayacak belki ama günün mana ve ehemmiyetiyle alakalı bir Türkiye'm diyelim mi beraberce müdürüm? Buyurun lütfen. Hep beraber okuyacağız. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıradımı suladım. Irmağının akışına ölürüm. Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm.
ölürüm Türkiye'm. Hey hey, ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey, ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Sevdalıyım, yangın yeri bu sinem. 90 yıldır çile çekmiş hep ninem. Pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey hey, mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey, mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Düğünüm, derneğim, halayım, barım. Toprağım, ekmeğim, namusum, arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey, heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey, heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Efendim teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Bu coşkunuz, heyecanınız hep var olsun inşallah. Bir son bir eserle beraber bitirelim. Ne dersin? Evet, o şiirimizi dinleyeceğiz. Biraz farklı olacak bu. Beraberce bir okuyalım.
hepinizin bildiği güzel bir eser. Sevgili, ey sevgili, en sevgili, uzatma gurbet sürgünümü benim. Boztepe'deki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk cellabından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın, sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına erişmek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, ey sevgili, en sevgili. Giden gelmiyor acem.
burası huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor acem. Efendim teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan sürenin de bu akşamlık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim nöbetimiz hayır olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor. Allah'a emanet olasınız efendim. Hoşçakalınız. Evet şimdi Mehteran takımını yeniden sahneye davet edelim mi? İstanbul'dan gelen gurbetçilerimiz var. Onlar izleyemediler. Onlar için, sizler için yeniden... Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı. Peşinden de sevgili müftü yardımcımız, hocamız günün duasını yapacak. Ama günün duasından sonra da nöbet bitti diye alandan ayrılmıyoruz. Alandan sabah ezanıyla birlikte namazımızı kıldıktan sonra ayrılıyoruz. Biz ordu olarak diyoruz ki fındığımızı da toplarız, nöbetimizi de tutarız, vatanı da severiz, bayrağımızı da severiz. Evet bu arada canlı yayında olduğu için boşlukta bırakmayalım. Mehteran takımımız hazırlanırken biz hemen bizim hepimizin tek bir sevdası var. Her zaman söylüyoruz. Türkiye sevdası. Tek sevdamız Türkiye. Şarkımız tek sevdamız Türkiye, işte budur farkımız, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla yazıyla, türküsüyle sazıyla, Kürdü türkü lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Bu yol kardeşlik yolu, tek sevdamız Türkiye. Rengimiz Anadolu, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Nefesliyiz, tek sevdamız Türkiye. Sessizlerin sesiyiz, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim. Şimdi bir özel harekat polisimizin annesi, şu an ekranları başında da bizleri izliyormuş, bir şiir yazmış, okunmasını istemiş. Bütün özel harekat polislerimize, askerlerimize, onların ailelerine ve annelerine hediye ediyor. Biz de annemizin buradan ellerini öpüyoruz. Şiirini de eğer onun yazdığı manada dillendiremesem hakkını da helal etsin. Sana, bu şiirim sana, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Sen dik dur, biz sokaklardayız burada. İndiremezler al bayrağımızı yarıya. Aksa kanımız son damlasına da tazelenir damarlarındaki asil Türk kanımız. Yıldıramazlar
ne tankla, ne uçakla asla hainlere yol yok bizim aramızda. Biz Türk devleti bu vatanda kimseye bırakmayız sokaklarımızı asla. Hainlerin, zalimlerin oyunu bozuldu. Asil milletimiz hazır bulundu. Gecenin karanlığındaki yıldızlar gibi sıralandı tek beden, tek yürek şimdi. Hainlerin kazdığı çukura biz gelmeyiz asla bu oyuna. Yakar kavururuz tıpkı güneş gibi, ışık tutarız gecenin karanlığında doğan bir ay gibi. Yüreğimiz, kalbimiz iman dolu. Allah'ım ne olur sen bizi her zaman koru. Ayla Kaymak annemize saygılar sunuyoruz. Ses. Vakti surur sefa. Mehter başı. Hey hey. Haydi. Ya Allah. Merhaba. Ey Mehter Han. Merhaba. Mehter başı. Nevbete selam. Derfaslı. Fatih Sultan Mehmet Marşı. Hastur. Haydi. Ya Allah.
Plevne Marşı. Haydi. Ya Allah. Hey hey,
At hiç demesinden, kalkan sesinden. Osmanlıyız biz. Haydi. Ya Allah. Osmanlıyız biz. Ne büyük kumandan.
çalınca hünkârem başta. Eser gonga nice bu din boğaçta. Mehterler çalınca hünkârem başta. Eser gonga nice bu din boğaçta. Atabın izi var toprakta taşta. Aslı Türk nesli Türk Osmanlıyız biz. Atamın izi var toprakta taşta. Aslı Türk nesli Türk Osmanlıyız biz. Ne büyük kumandan ne büyük asker diyerek yüceltmiş en son peygamber. Şehitlik peşinde koşmuş her asker. Aslı Türk nesli Türk Osmanlıyız biz. Şehitlik peşinde koşmuş her asker. Aslı Türk nesli Türk Osmanlıyız biz. Osmanlıyız biz. Osmanlıyız biz. Aslı Türk nesli Türk Osmanlıyız biz. Osmanlıyız biz. Osmanlıyız biz. Aslı Türk nesli Türk. Osmanlıyız biz. Şehzade Sultan Süleyman Marşı. Haydi. Ya Allah.
kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım.